Şimdi öncelikle gerçekten geçtiğimiz cumartesi günü yüzümüze artan bir organizasyona Türkiye olarak imza atmış olduk. Gerek UEFA'dan gerekse Inter ve Manchester City'den teşekkür aldık. Gayet memnunlar yapılan organizasyondan. Ayrıca ülkemizin tanıtımı ve İstanbul'un tanıtımı için de çok başarılı bir süreç geçirdik. Çünkü yaklaşık 120 ülkeden 1 milyarın üzerinde insanın maçı izlediği, ayrıca da 1 milyarın üzerinde gerek Facebook'tan, gerek YouTube'dan, gerekse diğer Instagram, Twitter gibi sosyal medya kanallarından da etkileşim oldu. Bu sadece bir gün değil, çünkü biliyorsunuz Yenikapı'da bir 4 gün etkinlikler yapıldı. Arkasından Taksim'de yapılan etkinlikler. Gerçekten yüz ağartan, son derece Türkiye'nin ve İstanbul'un yurt dışında soft power dediğimiz yumuşak güç olarak bize olumlu katkılar sağladı. Burada da yıllardan beri devamlı aday olup bir türlü başaramadığımız 2028 veya 2032 Avrupa Şampiyonası'na doğru uzanmak istiyoruz. Çünkü Türkiye olarak hükümetimizin 40'tan fazla uluslararası standartlarda yapmış olduğu statlar, havaalanları, yollar, köprüler, metrolar, tüneller. Bunun için tüm altyapımız hazır. Birçok ülkeden daha hazır durumdayız. Yeni ilave yapacak şeyimiz çok az. İnşallah Ekim'in 10'unda sonuçlanacak bu süreç. Ekim'in 10'una kadar da bir takım girişimlerde bulunacağız. Allah'tan mani olmazsa bu defa başarmak istiyoruz. İnşallah önce Letonya maçı. Bugün Riga'ya gidiyoruz biliyorsunuz. Hedefimiz 3 puanla dönebilmek. Daha sonra da pazartesi günü Samsun'da Galler'le maçımız var. Hedef iki maçta 6 puan alabilmek. Böylece şu andaki ilk ikide biliyorsunuz Hırvatistan ve Galler var. Burada bu şampiyonaya katılabilmek için mutlaka ilk ikide olmak gerekiyor. Bizim de hedefimiz ilk ikide olup, sizin de bahsettiğiniz gibi Almanya'da olması bizim için son derece önemli. Almanya'da olmak istiyoruz. Hem oradaki vatandaşlarımızın gururu olabilmek için, hem de ikinci en çok Türk'ün Türkiye'den sonra yaşanan bir ülke, orada kendi evimiz gibi maçlarımızı oynamak istiyoruz. Şu anda maça gidiyoruz. Bu şekilde bir şey doğru değil. Hedefimiz bu iki maçı kazanmak. Ondan sonra bunları değerlendiririz. Bütün odağımız milli takım. Şimdi sırasıyla gidersek önce Şampiyonlar Ligi finaliydi. Onu başardık. İnşallah darısı bu iki maça. Ondan sonra kongre. Eğer bunlar çok güzel geçerse o zaman ona göre hareket ederiz. Farklı sonuçlar olursa ona göre hareket ederiz. Bugünden yarına herhangi bir kararımız söz konusu değil. Şu anda hocamızla yolumuza devam ediyoruz ve başarılı olması için de her türlü desteği veriyoruz. Her türlü katkıyı sağlıyoruz. İnşallah başarılı olur. Çünkü ülkemiz için çok önemli bir turnuva. Bundan sonraki dönemde özellikle önümüzdeki 4 yıllık süreçte altyapıyla ilgili önemli çalışmalarımız var. Bu altyapı çalışmaları aynı zamanda milli takımın da başarısı için son derece önemli. İnşallah kendi kaynaklarımıza yönelip, kendi özümüze dönüp daha fazla yeni ardalar çıkarmamız lazım. Yeni ardaları eğer keşfedebilirsek, çıkarabilirsek, ki şu andaki milli takımımız biliyorsunuz Avrupa'nın en genç milli takımı. Bu konuda sürdürülebilir bir başarı yakalamak son derece önemli. Biz milli takımımıza güveniyoruz. Çünkü birçok oyuncumuzun yurt dışında oynadığı ve değerlerinin biliyorsunuz en son işte Hakan Çalhanoğlu final oynayan takımın kaptanıydı. Orkun Kökçü çok yüksek bir bedelle İspanya'ya gitti. Portekiz'e gitti. Yani bunlar önemli şeyler. Diğer oyuncularımız hep oyuncuların değerleri 20, 30, 40 milyon eurolar mertebesinde.
Bunu da aynı şekilde değerlendirmemiz lazım. Yeni genç oyuncuları da buraya monte edebilirsek önümüzdeki 10 yıllık dönemde çok iyi bir kadroyla mücadele etme konusunda sürekliliği sağlayabiliriz diye düşünüyorum. Peki, Sayın Başkan, son Kulüpler Birliği toplantısında Beşiktaş'ın size tepki gösterdiği ve toplantıyı terk ettiği iddia edildi. Neler söylersiniz? Şimdi konumuz milli takım. Milli takımla ilgili konuşursak daha iyi olur. Konuyu değiştirmeyelim lütfen. Az önce söyledim. Bizim şu anda milli takımla şeye gidiyoruz. Maça gidiyoruz. Milli takımla ilgili soruları şey yaparız. Seçim zamanı gelince de zaten aday varsa göreceksiniz. Başkanım, o zaman ben geçen günde şunu söyledim. Varsa bir an evvel müracaatın etsin. Ona göre seçime girebilir. Hiçbir problem yok. Biz zaten demokratik bir ortamda yarışıyoruz. Forvet bölgesinde sıkıntı maalesef yaşıyoruz. Orada şanssızlık yaşadık. Hem son maçta Cenk'in sakatlanması, daha önce de özellikle İspanya'daki maçta Enes'in sakatlanması maalesef bizim açımızdan iyi olmadı. Birdenbire iki forvetimiz bir kayıp yaşamış olduk. Onun için inşallah yeni bir farklı sistemle, bazen biliyorsunuz zorluklar yeni fırsatlar yaratır. İnşallah öyle olur. Sayın Başkan, Burak Yılmaz da futbolu bıraktı. Bırakmasaydı bu maçta görmek ister miydiniz? Bir maçta çağıramıyor muyuz Sayın Başkanım? Hayırlısı olsun inşallah. Biz milli takımımıza güveniyoruz. Teşekkür ederim. Başarılar. Çok başarılar.